Maço bir tarafın var mı? Bazen böyle içimden çıkıyor ama onu hemen geri içeri tıkıyorum yani. Yok. Kıskanç mısın? Yarı zamanlı. Yarı zamanlı nasıl? Evet yani hep değil. Yani şunu anlamak bence biraz zor. Bunun sonsuz bir durum olmadığını anlamak, algılamak ve buna göre yaşamak biraz zor. Yani işte hayat gibi aslında, şöhret de her an bitebilecek bir şey. Bence en enteresanı gerçekten yani evlenme teklifi. Çünkü evlilik çok büyük bir şey bence. Yani bir, hiç tanımadığın bir insana nasıl evlenme teklif edebilirsin ki normalde. Ama böyle bir sürü evlenme teklifi almak bence çok, bana çok garip geliyor yani. Hiç unutmuyorum, benim için büyük bir tecrübe oldu. Travmaya yakın bir durumda aslında. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Denizcan Aktaş. Merhaba Denizcan. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel, her şey yolunda. Biraz yoğun, tempolu. Bir yandan Kasaba Doktoru, bu sezon seni Kasaba Doktoru'nda izledik. Bir yandan Romeo ve Juliet oyununda izledik. Böyle dört koldan her yoldan ilerliyorsun. Evet. Ya aslında böyle en böyle başlara dönersek, biraz böyle hikayeyi en başa sarıp başlarsak. Sen şimdi gemi makineleri ve işletme mühendisliği okumuşsun. Evet. Nereden çıktı? Yani bu biraz aslında ailevi bir gelenekten geliyor. Bizim ailede işte benim dedelerim, amcalarım, kuzenlerim, abim, babam filan herkes denizle ilgili. Denizin bir sektörüyle, denizcilik sektörüyle uğraşmışlar farklı alanlarında. Benim de biraz böyle aslında hayalim işte babamla ve abimle, işte babamların o şirketinde bulunup abimle birlikte işte babamın mirasını devralıp aslında onu geliştirmek ve ilerletmek vardı. Ve eğitimimi de bu yönde aldım hep aslında. Yani üniversite 2. 3. sınıfa kadar bütün hedefim bu yöndeydi ve işte yurt dışı planlarım, orada da eğitim alma planlarım vardı. Hep ona göre şekillendirmiştim kariyerimi. Hı hı. Ama sonra işler buraya geldi. Kader ağlarını ördü evet, evet, biraz diyorsun. Öyle oldu. Evet. Peki ondan sonra sen okulu bitiriyor musun? Mezun oluyor musun? Tabii mezun oldum. Bayağı bir oldu aslında mezun oldu. 2017'de mezun oldum sanırım. Ondan sonra Best Model'e katıldın. Aslında mezun olmadan önce katılmıştım ben ve aslında mezun olmadan önce sektöre de girmiştim. Yani artık son yıllarımdı ama yani hem okuyup hem de çalışan gruptandım ben. Peki o zaman mesela amaç şey miydi, hani hem aileyle iş yapmayı düşünüyorsun ama işte bir yandan yarışmaya giriyorsun, daha sonra oyuncu oluyorsun. Sen şöhret olmayı mı istiyordun? Ya aslında şöhret olmayı değil, yani ben biraz böyle akışına bırakmış bir durumdaydım. Yani gelen şeyleri reddetmedim ve aslında benim için böyle güzel bir yol açtı orası. Ama bu tarafı da tamamen, yani eğitim tarafını ve iş tarafını da tamamen göz ardı etmemiştim. Yani oraya da devam ediyordum. İlk başta ikisini birlikte devam ettirebileceğimi de sanmıştım aslında. Hı-hı. Öyle planlamıştım. Tabii iş pek imkan vermiyor. Birinden birini seçmek gerekiyor. Bir yandan gemi işletmeciliği, mühendisliği yapıp bir yandan da oyuncu mu olurum dedim. Yani evet, o zamanlar olabileceğini düşünüyordum çünkü işin bu tarafına pek hakim değildim. Hayatta böyle bir şey varmışçasına. Evet, aynen öyle. Peki, aynen öyle. Peki sonra oyuncu olarak kim keşfetti seni? Aslında biz menajerimle Best Model zamanı tanıştık. Oraya katılmadan önce de menajerimle tanışmıştık ve yani eğer devam edeceksek oyunculukla devam ederiz diye konuşmuştuk. Ama orası benim için böyle bir deneyim, bir tecrübe. Bir basamak. İşte, hani, aynen, bir basamak oldu. O zaman tanışıp o benim için, aslında benim için hayalleri çok daha büyüktü. Ben o zaman pek böyle büyük hayaller kurmuyordum. Oyunculuk yapmak, bir tiyatro oyununda oynamak gibi hayallerim yoktu açıkçası. Ama ben hani gelirse değerlendiririz bakalım. Böyle çok da peşinde değildim aslında bu işin. Ama biraz şanslıyım da galiba bu konuda. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Bir 6 yıl oldu galiba. 6-7. yıl hatta bu yıl. Peki sen ondan sonra bu işin böyle eğitimini falan aldın mı, yoksa tamamen doğaçlama setlerde mi öğrendin her şeyi? Yani aslında işin tekniğini setlerde öğrendim tabii ki. Çünkü tabii çalıştığım hocalar oldu, birebir koçlarım, oyuncu koçlarım oldu. Ama onlarla daha çok oyunculuk ve hisler üzerine çalışmalar yaptık. Ama işin tekniğini o sahaya inmeden pek öğrenemiyorsunuz yani kameranın karşısına çıkmadan. Teknik kısmını sahada, oyunculuk kısmını tabii ki koçlarımla çalışarak. İlk çekim gününü hatırlıyor musun? Böyle motor dediler ve ne hissettin, ne yaptın? Maalesef hatırlıyorum. Ne yaşadın? Yani çok zordu tabii. Çok başka bir dünya. Yani kameranın önünde olmak enteresan bir heyecan. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yer.
O çevreden fazla arkadaşım yok. Bilgi alışveriş yapabileceğim fazla arkadaşım yoktu. O zaman yani sadece iki kere bir oyuncu koçuyla denemem olmuştu. Oyunculuk üzerine hani şöyle olur böyle olur ama yani hiçbir tecrübem yoktu ve böyle sudan çıkmış balık gibiydim yani o ilk gün. Hiç unutmuyorum. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Travmaya yakın bir durumda aslında. Yani ben hep böyle işimde iyi olmayı, eğitim hayatımda da böyle son noktasına kadar gitmeyi hep hedefledim. Ve bir işin içine atılıp kendimi çok yetersiz ve henüz yolun çok başında hissedince dedim ki tamam bu mesleği yapabilirim ama yapacaksam bunu öğrenerek ve en iyi şekilde yapmalıyım. O ilk kamera deneyimi bana işte oyuncu koçlara çalışmama vesile oldu. İşe daha çok asılmama ve gözlemlememe, işte filmleri izlememe, biraz daha oyunculukla alakalı çalışmalar yapmaya beni yönlendirdi. Peki hep yakışıklı bir adam mıydın? Onu herhalde arkadaşlarıma, etrafıma sormak lazım. Yani hep kadınlardan talep görür müydün? Görüyordum ya, evet. Görürdüm, görürdüm. Yani çünkü hani oradan hani onu anlayabilirsin. Yani ortaokulda, lisede çıkma teklifleri, ilan aşıklar, şeyler öyle şeyler var mıydı hayatında? Ya insan, ben biraz böyle bunu yaşayınca insan bunun herkeste olmadığını anlamıyor herhalde. Ben yani benim normalim oydu belki de. O yüzden bana o zaman enteresan gelmiyordu tabii yani. Herkes bu şekilde yaşıyor diye düşünüyordum. Evet yani. Peki öyle. Ondan sonra tabii şimdi şey var, hani yakışıklı bir adamsın ve dizi sektörüne giriyorsun, setlere giriyorsun ve tabii mutlaka bu sadece oyunculuk için de değil, belki işte birçok sektörde de hani yakışıklıysan ve o noktaya geliyorsan bir ön yargı olabilir. Evet. Ya işte bu adam bu noktaya fiziği yüzünden mi geldi? İşte bu işin bir sürü eğitimlisi var, bu adam burada şimdiden. Bunlarla karşılaştın mı ve bunları yenebilmek için daha çok çalıştığın oldu mu hayatta? Tabii ki karşılaştım ama bunu ben biraz daha pozitif bir yöne çevirmeyi yani öğrendim. Aslında bu biraz benim eğitimimle ve belki aileden aldığım bilgilerle de alakalı bir şey. Yani sonuçta bu bir zorluk. Her işte zorluklar var. Ben denizcilik sektöründe bildiğim için ve oranın zorluklarını da bildiğim için biraz iş zorluklarıyla mücadele etmeyi zaten öğrenmiştim ailemden ve şirket özelinde. Burada da benzer şeyler oldu. İşte abimle biz çok fikir alışverişi yaparız. Ona da paylaştığımda yani o da kendi sektöründen örnekler verdi bana ve çok da mantıklı geldi yani. Yani bunları biraz daha işinde iyi olmak için ve daha başarılı olmak için kullanmayı öğrendim sanırım. Çapkın mısındır? Hiç değilim. Gerçekten hiç değilim. Yani dışarıdan çünkü böyle çok sakin, evet. Çok böyle mülayim, kendi halinde bir çocuk havan var. Ondan sonra hani o gerçek mi yoksa bu böyle şey mi? Hani bir ambalaj mı ya, beyefendiyi oynayayım? Bu şeyle çok karşılaşıyorum. Çok sakin ve işte çok düzgün olduğumu söyleyen çok fazla insan var sektörün içinde de. Yani normal bir insanım aslında ve dediğim gibi biraz sessiz ve sakin olabilirim. Dinlemeyi daha çok severim. Öyle söyleyeyim. Konuşmaktan ziyade dinlemeyi daha çok severim. Peki çapkın değilim dedin. Evet. Nasıl bir aşıksın? Onu galiba aşık olduğum insana sormak lazım. Bilmiyorum. Sen sormuştun galiba. Evet sormuştum. Ama kızardın, hala aşık deyince kızarıyorsun. Güzel. Ya evet, o çünkü çok güzel bir his yani. Ben çok seviyorum bu aşk olayını ve o yaşantıyı. Ve işte bu düzenli bir şekilde ve kontrollü bir şekilde yürüdüğün, insanın hayatına çok pozitif enerji veren bir şey. Ve beni tabii ki hala çok heyecanlandırıyor yani aşk. O yüzden kızarıyorumdur. Sizin ne kadar oldu Hafsa Hanur'la? 2,5 yıl. Üçüncü yıl herhalde. Siz bir dizide tanışıyorsunuz birlikte rol yaparken. Şey midir ya, ben şeyi çok merak ediyorum. Çünkü böyle dizi aşıkları, dizide doğan aşıklar var. Daha sonra evlenip yuva kuranlar da var. İlişkileri çok güzel gidenler de. O senaryoda böyle gerçekten size çok güzel aşk sözleri, hikayeleri yazılıyor ve cidden o şeyin içine bir süre sonra kapılıp gidiyor musun? Yoksa seninki öyle değil, hani girdi kız setten içeriye ve çarpıldın mı? Hani işte budur falan diye. Tanıdıkça daha çok aşık oluyorum ben. Öyle söyleyeyim. En azından Hafsa üzerinde öyle söyleyebilirim yani. Biz ilk yani çünkü birçok iş yaptık. Yapıyorum da hala. O aşk diyalogları, aşk sahneleri, romantik sahneler çok çekiyoruz. Ama o biraz işin profesyonellik kısmı ve biz Hafsa'yla zaten tanıştığımızda da aslında iş profesyonel kısmında kalsın diye dizi zamanı öyle bir aşk yaşamadık zaten. Bunu biraz erteledik ve işimiz zarar görmesin diye biraz sonraya bıraktık. Nasıl yani, birbirinizi seviyordunuz, bunu birbirinize söylediniz ama birlikte olmayalım mı dediniz? Ya biraz öyle oldu aslında. Yani biraz bir insan peki nasıl dayanabilir? Yani birisine aşıksın, karşında dur
Bence biz yani 3 ay sonra başlayalım iç profesyonel. Yani hayır şöyle 3 ay sonra değil aslında flörtümüz devam etti. Bence çok eğlenceliydi bu arada. Yani flört gizli gizli diyorsun. Evet flört edebiliyorsun, konuşuyorsun, bakışlarında belli ediyorsun sevgini ama bunu sadece kelimelere çok fazla dökmüyorsun gibi bir şeydi. Bence o bizim için çok güzel zamanlardı onları. Hala mesela oturup konuştuğumuzda bak şöyle şöyle olmuştu falan deyip anlatıp gülebiliyoruz yani. Final günü ne yaptınız? Direkt yurt dışına büyük kutlama mı yani? Her günü birbirimize saralım tabii ki. Artık özgürce ilişkimizi yani, yaşayabiliriz. Evet özgürce yaşadık. Ya çünkü şöyle oluyor. Hem işte hem evde bir ilişki yaşadığın zaman o biraz artık yani hangisinin aşk, özel hayat, hangisinin iş hayatı olduğunu pek ayırt edemiyorsun. O sınır biraz kayboluyor. Hem özel hayatına zarar veriyor hem de iş hayatına zarar veriyor. Çünkü biraz oyunculuk da böyle hislerle alakalı falan. Gerçek hislerine döndüğünde belki ona kötü bir şey yapman gerekebilir ve bu oyunculuğunu ister istemez ve bilinçaltında etkileyen de bir şey yani. O yüzden biz biraz daha kontrollü olmayı tercih ediyoruz. Peki şey var mı şimdi hani çok gençsin. Daha hani yolun başı ve güzel de bir kariyerin var. Hani hem Hafsa Nur için hem senin için de aynı şey geçerli. Hani böyle birçok oyuncu böyle bir ilişki yaşadığı zaman saklar. Aman işte hayranlarımı kaybetmeyeyim falan ki gerçi size bence şöyle bir şey oldu. Hani benim gördüğüm kadarıyla hayranlar ikinizi de çok seviyorlar ve çok yakıştırdılar ve böyle birlikte bir fan kitleniz falan var. Hani senden onu duymak istiyorlar, ondan seni duymak istiyorlar falan ama hiç öyle tereddütler yaşadın mı? Yani bizim tereddütlerimiz aslında şöyleydi. Ben kendi özel hayatımda çok paylaşmayı seven bir insan değilim yani. Artık kendi... çok genç. Yani yarım bu kısmını saat. Artık bu kısmını paylaşıyoruz tabii ki ama ya o biraz fanların da etkisiyle paylaşıyoruz. Çünkü yani dışarıda işte çekiliyoruz, görüntüleniyoruz falan filan. O yüzden yani inkar edilecek bir durum değil sonuçta. Yalan da söyleyemem. Ama yani normalde de kendi hayatımı çok fazla böyle göstermeyi sevmediğim için, özel hayatım biraz daha bana kalsın istediğim için ilk başlarda onu biraz yaşadık tabii. Çok fazla insanlara göstermemeyi tercih ettik. Ama bu birbirimizi gizlemek ve insanlar artık bize ilgisini kaybeder kaygısından dolayı değil. Kendi özel hayatımızı kendimiz yaşamak istediğimiz için. Ama bu bir yere kadar mümkün olabiliyor tabii. Peki genel olarak sorarsak aşk seni nasıl biri yapar? Daha da bilinçli ve sakin bir noktaya getiriyor galiba. Yani heyecanım var tabii ki içimde. Ama hayata ve ileriye dair daha kontrollü ve daha planlı bakmama yardımcı oluyor aslında. Tiyatro sahnesinde Romeo'yu canlandırıyorsun. Evet aynen. Romeo bir tarafın var mıdır? Romeo tarafım var tabii ki. Yani Romeo'nun biz evde bence biraz öyle. Daha böyle enerjik ve baş başa kaldığımızda daha enerjiyim. Romeo'nun tabii biraz toksik bir hayatı var ve biraz üzücü bir finali var onun. Bizimki öyle değil. Yani inşallah olmaz. Bir de biraz onlar gençler tabii. Yani 15-16 yaş diye kodluyoruz. O yüzden daha da heyecanlıyız orada tiyatro sahnesinde. ama romantizm olarak bence Romeo'luğum var. Evet. Yani konuşma ve o çok iyi, çok büyük iltifatlar yapıyor ve o konuda iltifat konusunda biraz Romeo'luğum var. Evet. Ama yaşama biçimi olarak öyle değil. O kadar toksik değil yani. Peki şimdi mesela sosyal medyana gelmeden önce baktım. Instagram'da 1 milyon küsur takipçim var. Evet. Böyle fan sayfalarım var. İşte Twitter'da ismini aratıyorsun. Kadınlar sana ayılıyorlar, bayılıyorlar falan. Çok ahlaksız teklif alıyor musun? Bir bakalım bir ara sosyal medyada. Ya tabii ki oluyor ama ben onları biraz şey olarak algılıyorum. Yani karşı karşıya gelsek muhtemelen öyle bir şey söylemez ama biraz insan böyle... O cesareti ve şey. Evet yani o bir cesaret ama hani gerçek hisleri biraz daha sosyal medyada o mesajlarda büyüyormuş gibi, böyle katlanıyormuş gibi geliyor bana. Yani normalde o kadar değildir bence. Şimdiye kadar aldığın en acayip iltifat neydi? En abuk ve komik olan. En enteresan, ya artık enteresan da gelmiyor aslında çünkü çok fazla oldu artık. O yüzden hepsi böyle birbirine benziyormuş gibi geliyor bana. Ama bence en enteresanı gerçekten yani evlenme teklifi. Çünkü evlilik çok büyük bir şey bence. Yani hiç tanımadığın bir insana nasıl evlenme teklif edebilirsin ki normalde. Ama böyle bir sürü evlenme teklifi almak bence çok bana çok garip geliyor yani. Peki bir yandan tiyatro sahnesinde devam ediyor. Evet. Ya şimdi sen ilk kez tiyatro sahnesine çıktın. Evet. Nasıldı? O ilk günü hatırlıyor musun? Evet onu da hiç unutamıyorum. Yani oyun bittikten sonra şey dedim. Galiba hayatımda bir daha hiç heyecanlanamayacağım. Çünkü yani heyecan kotamı böyle 4-5 kat falan evet zirvede yaşadım. İnanılmaz bir heyecandı benim için. Ve bittiğinde böyle üstümden aslında yani uçaktan atlamış hem bungee jumping yapmış hem böyle alevlerin üstünde yürümüş gibi hissettim. Hepsini bir arada. Evet hepsini bir arada hissettim yani. İnanılmaz bir heyecandı ve biraz onu serbest de bıraktım. Yani oyuna çıkmadan önce de biraz onu düşündüm.
Yani bir daha muhtemelen yani yaşayamayacağım. İlk oldu çünkü ve bir daha yaşayamayacağım. O yüzden biraz bunun farkında olmayı da tercih ettim aslında. Yani dizlerim titredi, ellerim titredi ama bundan biraz da keyif de aldım yani. Ve biraz ondan da beslenmeye çalıştım oyunun ilk gününde. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Yani gerçekten onu yaşadıktan sonra daha da sakin bir insan oldum galiba. O ilk günden sonra daha da normal hayatımda sakin bir insan oldum. Öyle bir şey mi hale getirdi? Seni daha sakinleşen o kadar yüksek bir enerji ki şey etkisi mi yarattı? Evet yani bana böyle bir şey etkisi oldu. Biraz iletişim kurma konusunda insanlarla daha da rahatladım. Mesela kamera karşısında çok daha fazla rahatladım. Çünkü yani 600 ben tane gözüm... Ben tiyatroyu yaptım diyorsun, şu kameranın karşısında mı duramayacağım diye. Yani biraz diyor. Öyle oldu gerçekten. 600 tane göz canlı izlemesi, canlı izlemesinden sonra mesela kamera biraz bana daha kolay geldi gibi oldu. Şimdi bir yandan da kasaba doktoru. Evet. Başladı, devam ediyor. Kasaba doktorunu nasıl bir karakteri canlandırıyorsun? Kasaba doktorlarından bir tanesiyim ben de. Ama oranın biraz böyle asi ve oraya adapte olmaya çalışan karakteri benim. Yani ben biraz kurulu düzenin içine giriyorum. Herkesin bir çalışma biçimi var, çalışma tarzı var. Ben tamamen bunların dışında biraz daha şehirli ve özel hastane çocuğu, ya kolej çocuğu gibi giriyorum biraz aslında oraya. Çok zorlu bir hikayesi var karakterimin. Yani çocukluktan ciddi travmaları var. Ve doktor olma hikayesi babasını hastane koridorunda kaybetmesi üzerine başlıyor. Ve hastanede yaşadığı sorunlardan ve problemlerden intikamını ve öfkesini o işte en iyi olmaya çalışarak almaya çalışıyor. Ve bu işte onda biraz mükemmeliyetçi bir insan olmasına sebep oluyor. Bunun artılarını yaşıyor ve geldiği hastanede aslında eksilerini de yaşıyor. Yani orada çünkü biraz daha işler profesyonellik dışı. Ama biraz daha bizden yani Türk insanı gibi çözüyorlar biraz onları. Vardır ya bir Alman ekolü vardır, bir de Türkler. Evet. Biz biraz daha böyle pratiğizdir falan. Orada da biraz daha pratik, ben biraz daha böyle işte özelden gelen ve daha profesyonel çalışan bir grubun içinden geliyorum. İşte oraya adapte olma ve o kişiliğini ve işe bakış açısında şekillendirdiği bir hikayesi olacak karakterin. Peki şey var mıdır? Mesela şimdi doktor karakterine hazırlanırken şimdi Türkiye'de de bir sürü doktor dizisi oldu. Evet abi. Yurt dışında da çok hit olmuş doktor işleri var. Hani nasıl hazırlandın? O işleri mi izledin yoksa gerçekten gidip bir hastanede vakit mi geçirdin? Hiç böyle bir ameliyat videosu izledin mi falan, neler yaptın? Evet yani ameliyat videoları izledim. Gerçekten bu arada saygım böyle katlanarak arttı doktorluğa. Çünkü inanılmaz zor bir meslek. Ama bizimki zaten bir uyarlama dizi aslında. Yani Kore uyarlaması. Orijinalini izlediğimde tabii onların biraz oyunculuk anlayışları ve dünyaları biraz farklı. Bizim işin şöyle bir durumu var. Daha çok şunu göstermeye de çalışıyoruz. Hastane içinde ilişkilerimiz ve ciddi travmalarımız ve zorluklarımız var. Birebir kişisel ilişkilerde. Ama bir de hastalara müdahale ettiğimiz, yani aslında bizlerin normalde hastaneye gittiğinde gördüğü doktorlar, real gerçek doktorları canlandırmaya ve biraz oralara yaklaşmaya çalışıyoruz. Ben o yüzden daha çok diğer işleri izlemekten ziyade kendi hayatımda bir doktora gittiğimde doktorların hal ve hareketleri ve tavırları üzerine çalıştım ve onları gözlemledim. Çünkü diğer tarafı insan ilişkileri aslında hepimizin içinde işte aşk, öfke, nefret gibi şeyler hepimizde olan şeyler. Ama doktorluk bir meslek ve işte hastaya yaklaşma profesyonelliği o bambaşka bir şey, o bilmediğimiz bir şey yani. Ben biraz daha doktorluk kısmına eğildim. İşte o gerçek doktorlar nasıl olurlar onları izledim. Ameliyat videoları onlar korkunçtu yani. Onlar çok garip. Gerçekten o bence insanüstü bir durum arası. O çok başka bir öyle şey. Kandan falan korkar mısın? Normalde korkmam. Ama ameliyatta bir organdan kan fışkırması falan o artık son nokta yani. O yüzden o tabii ki korkunç bir şey. O korkunç. Gördün şey değil mi onları böyle videolar? Evet gördüm. Fena. Peki o karakterin kadar asi bir tarafın var mıdır? Ya bende yok aslında. Ben zaten biraz karakterleri çalışırken ve tercih ederken biraz daha benden uzak olanları tercih etmeye çalışıyorum ki daha özgün olsunlar ve ben gibi olmasınlar aslında. O yüzden pek karakterimle benzemiyoruz aslında. O daha hırslı, daha sahiplenen erkek ve işte işini daha böyle kitabına uygun yapmaya çalışan bir insan. Ben şeyleri, yan yolları ve işte pratikliği daha çok severim iş hayatımda da. Peki dedik ya çok sakin duruyorsun. Sen de dedin hani ben de öyleyimdir falan. Hiç çılgınlıkların yok mudur? Ya çılgınlıklarım var tabii ama bu soru bir kere daha sorulmuştu. Sonra ben düşündüm acaba en çılgın ne yaptım falan diye. Orada da şöyle bir cevap vermiştim. Tatilde çok büyük dalgalar vardı bizim
Karadeniz'de bir tatile gitmiştik. İnanılmaz büyüktü dalgalar ve yerlerde böyle taşlar falan var. O dalgalarla böyle bir boğuşmuştuk falan. Benim için çok heyecanlıydı. Hı hı. Bazılarına bu çok heyecanlı gelmedi ama yani. Bu nesi çılgınlığı falan mı? Evet yani çılgın ama bence çok korkunç ve heyecanlıydı yani. Çok büyük çılgınlıklarım yok galiba. Çünkü biraz kendimizi de korumak durumundayız ya. Hı hı. Yani bir sözleşme imzalıyoruz ve bütün sözünün sağlıklı ve diri kalmalıyız. Hı hı. O yüzden ben biraz daha ılık sularda yüzüyorum. Peki o zaman madem o kadar sakin bir adamsın, seni ne sinirlendirir? Günümü programladığımda pek onun bozulmasını aslında sevmiyorum. Çünkü o programı yaşarken de sakin sakin yaşamayı seviyorum. Kendim gibi yaşamayı seviyorum. Ama bazen işte böyle acele etmemiz gerekiyor, bir an önce yetişmemiz gerekiyor, bir de başka işlerle de uğraşmamız gerekiyor falan. O asıl yapmam gereken şeye odaklanamadığımda aslında biraz sinirleniyorum ve geriliyorum yani. Peki sence hakkında bilinen en büyük yanlış ne? Benim çok şey olduğumu düşünen insan oluyor. Soğuk ve biraz böyle... Değil misin? Değilimdir ya. Tamam sen seversin vallahi. Ya soğuk değilim aslında. Sadece belirli şeyler içinde, mesafeler içinde iletişim kurabiliyorumdur belki. Özellikle iş hayatındayken evet biraz soğuk gözüküyor olabilirim. Ama şeyde öyle değil yani. Gerçekte o kadar soğuk değil ve sohbet ettiğimizde sohbet ediyorum yani. Evet. Utangaç bir tarafın var mı? Var tabii ki ya. Yani ben evet utangaç bir tarafım var bence. Kendini seksi bulur musun? Bulurum. Tabii evet bulurum. Peki burnun estetik mi mesela? En çok bunu aramışlar seninle. Gerçekten mi? Google'a yazıyorum. En çok çıkan sorular şey çıkıyor. Denizcan nereli? Yaşı burnu estetik mi? Hafsa Nur Sancakçı tam. Yok. Burnun estetik değil. Hiç estetik yok mu? Yok hiç yok. Totemlerin var mıdır? Hiç yok. Ve sevmiyorum da böyle totem. Şu olursa şu yapacağım mantığını çok sevmiyorum ben. Ve bana biraz... Bana en uzak olan şeylerden bir tanesi bu totem mevzuları. Şimdi çok zor bir sektörde çalışıyorsunuz. Evet. Hani bir sürü arka arkaya yeni isim geliyor. Sen kendini nasıl ayrıştırıyorsun? Kendimi ayrıştırma mücadelesine girmiyorum. Ben aslında galiba bu yüzden biraz ayrılıyorum. Yani daha normal olarak ayrılmak aslında en kolay. Diğer türlü mücadele biraz bana yorucu ve sıkıcı geliyor aslında. Kendimi çok daha normal olarak ayrıştırıyorum galiba. Çok bunları dert etmeyerek kolayca daha ayrışabiliyorum. Akışında yaşayanlardan mısındır? Evet ben biraz öyle geleni... Yani hikayeler, o kariyer, şey en iyisini yapıp akışında evet yani en iyisi mi? Benim kendi en iyiyim aslında. Genel bir en iyiyi çok düşünmüyorum. Yani sonuçta böyle toplumsal bir normumuz var tabii ki. Ama benim kendi en iyim bana çok yetiyor yani. Biraz onun peşindeyim ben. Peki mesela şey var mıdır mesela bundan 5 yıl sonra... Şunu yapmayı çok istiyorum dedin. Yani kariyerinle ilgili işte sanat filminde, bir bağımsız filmde oynamayı çok istiyorum. Veya bir şu oyuncuyla karşılık gelmeyi, şu yönetmenle. Neyin hayalini kuruyorsun meslekle ilgili? Yani çok iyi oyuncularla oynamak tabii ki her zaman çok iyi. Ama benim biraz gelecek hedeflerim arasında şöyle bir şey var. Yani mesela bir doğa belgeseli çekmeyi çok istiyorum. Böyle gideyim, yürüyeyim dağlarda, işte anlatayım oraları, rüzgarlar. İşte oranın işte o jeolojik yapısı, işte oradaki göller, orada yaşayan hayvanlar falan. Böyle bir belgesel çekmeyi çok istiyorum aslında. İleride inşallah olur yani. Sen bir de galiba kürek yapıyor musun değil mi? Kürek evet, sporu. Aynen, evet. Devam ediyor mu? Yani şu an için çok spordan biraz uzak kaldım tabii. Sadece sağlıklı beslenme kısmındayım. Spor pek yapamıyorum ama şimdi daha yeni bir arkadaşımla sözleştik. Yazın tekrar başlayacağız. Maço bir tarafın var mı? Bazen böyle içimden çıkıyor ama onu hemen geri içeri tıkıyorum yani yok. Kıskanç mısın? Yarı zamanlı. Yarı zamanlı nasıl? Evet yani hep değil. Hayır şimdi diyelim ki bir senaryo geldi. Evet. Hasan Nur'la okuyorsunuz. Ondan sonra senin de böyle bayağı öpüşme sevişme sahnelerin falan var. Ya onun var mesela oynama der misin? Demedim. Yaşandı bu ve demedim. Yaşandı mı öyle evet, sahnesi var mıydı onun? Son yazdı mı? Yok son yaz neyse onun kendi içinde sürprizleri var ama demiyorum yani. Çünkü oldu bu. Demedim. O sana karışır mı? Yok gerçekten yani oradan bakmıyoruz ya biz ikimiz de orada değiliz yani. Peki hayat mesela şey midir? İki oyuncu olunca hayat sanat odaklı mıdır? Yani böyle evde sürekli hop senaryolar havada uçar. İşte sen dün Kasaba Doktor'unu izledin mi? Sen bilmem neyi izledin mi?
ondan sonra bilmem ne bilmem ne yorum yapalım mı? Öyle bir hayat mı var? Yoksa hiç iş konuşmazsınız, hani o kapı dışında kalır, başka bir hayat mı yaşarsınız? Yok, öyle değil aslında. Yani bir de bizim iş böyle çok şey olduğu için, yani hayatın içinde ve başladığı zaman sürekli devam eden ve kafanın bir tarafında hep böyle bir çalıştırman gereken bir yerde. O yüzden tabii ki evin içinde de konuşuyoruz. İşte beraber ezber yapıyoruz. İşte ben onun sahnesine bakıyorum, o benim sahneme bakıyor. İşte dizileri birlikte izliyoruz. İyi bir iş geldiğinde işte internete falan onları izliyoruz ve yorumlaşıyoruz falan. Yani biz böyle hepsini bir arada yapıyoruz. Sürekli sanat konuşmuyoruz tabii ki ama özellikle ikimizin de çalıştığı dönemlerde bu iş kısmı daha fazla konuşuluyor. Daha çok gündem oluyor yani. Peki oyunculuğun şu anda sendeki karşılığı ne? Ben biraz galiba profesyonel bakmaya çalışıyorum. O yüzden iş diyorum yani. Oyunculuk benim için şu an bütün hayatım. İşim ve bütün hayatım. Yani günümün ortalama 14 saati. Peki bir de böyle şey vardır ya, oynamasam ölürüm diyenler vardır. Oynamasan ölür müsün? Ölmem ama sürünürüm herhalde yani. Çünkü açlıktan sürünürüm diyor musun? Yani, gibi yani duygusal olarak tabii ki. Duygusal bir sürünme yani. Yani şöyle tabii ki insan işini ve yani yapıp, iyi yapıp sonunda beğenildiğinde bu böyle bir tatmin yaşatıyor ama bunu sürekli değil ama zaman zaman insan yaşamak istiyor tabii ki. Ve yani hangi iş yapsam bunu düşünürdüm herhalde. Yani bir işe yaramak, hayatta bir işe yaramak çünkü çok önemli ve psikolojiyi aslında ayakta tutan bir şey. O yüzden tabii ki üzülürdüm yani. Peki şöhretin en zor yanı ne senin için? Yani şunu anlamak bence biraz zor. Bunun sonsuz bir durum olmadığını anlamak, algılamak ve buna göre yaşamak biraz zor. Yani işte hayat gibi aslında şöhret de her an bitebilecek bir şey. Sonlanabilecek bir şey. O yüzden şöhrete çok anlam yüklememek bence çok zor. Ben çoğu zaman bunu başardığımı düşünüyorum. Güzel. Yani çok büyük bir şey olarak görürsen ve hayatında çok üst bir noktaya koyarsan bence baş edilmesi çok zor bir şey. Bu sektörde sence ensende kimin nefesi var en çok? Arkamdan şu geliyor dediğin. Yani çok fazla benim yaşıtımda çok iyi oyuncular var. Çok iyi işler yapıyorlar ama... Ben de yok diyeceksin. Zannettim nasıl sevindim. Var tabii ki. Bir tek ben varım zaten yok ki falan diyeceğim zaten. Öyle bir büyük bir cümle kurmayacağım tabii ki yani. Biliyorum istiyorsun kurmamı ama yapmayacağım. Yani bizde şimdi şöyle bir şey var. Yani çok fazla iş imkanı var aslında şu an. Yani evet, çok fazla gelen de var. Evet çok fazla şimdi. Dijital platform da var ve... şans bulma imkanı artık çok daha fazla. O yüzden ensemde değil böyle bir yan yana bir böyle hilal şeklinde ilerliyoruz gibi geliyor bana. Güzel. Peki en son ne için ağladın? En son daha geçen gün bir sahnede gerçekten ağladım. Çünkü ağır bir sahneydi ve işte karakterin annesi karaciğer kanseri oluyor ve bunun haberini bir arkadaşı veriyor ona. Ve sahneyi çekerken öyle bir şey oldu ki normalde bunu böyle ayırırız yani hep. Ama böyle bir an onu duyunca bana böyle bir gerçeklik şeyi oluştu o sahnede. Böyle bir bazen olur o böyle bir her şey çok gerçek gözükür oyuncunun gözüne. Ve gerçekten ağladım yani ve sonra sahne kestik deyince dedim ki hemen tamam hemen çıkmalıyım bundan. Bu iyi bir şey değil. Bu beni mutsuz eder, bozar. Hemen sonra çıktım tabii ki ama o sahne içinde gerçekten ağladım yani. Ağlayan bir adam mısın? Evet. Evet. Çok bence çok rahatlatan bir şey. Çok iyi bir şey yani ağlamak. En son neye katılarak güldün? Yani en son şimdi bu diziden örnek oluyor ama hayat böyle dizinin içine geçtiği için aslında bir sahneyi çekemedik. Uzun bir süre çekemedik gülmekten. 3 oyuncu inanılmaz güldük. Aslında çok komik bir şey yoktu şu an. Anlasam kimse gülmez. Ama sahne içinde en son gülüyor. Rüyanda ne gördün diyeceğim. Setteydim demek kendimi keserim yani gerçekten. Dur bakayım ne gördüm en son rüyamda. Ya ben rüyalarımı çok unutan bir insanım. O yüzden dün bugün ne gördüm mesela hatırlamıyorum. Bir şey görmüştüm ama hatırlayamadım şimdi Hakan. Peki bir masa, bir yemek masası var. Yemek masasında yanında 3 kişi oturacak. Kimlerle oturmak isterdin? Bu şey olarak mı? Sevdiğim insanlar mı? İstedi yok tarihten, ünlü. Ünlü. Ben herhalde filozoflarla falan oturmayı isterdim yani. Acaba neler düşünmüşler, neler yaşamışlar da oralara gelmişler diye. O zaman bir şey diyorum. Çok eski olduğu için bire Sokrates diyorum. İkiye Bill Clinton diyorum.
çünkü çok çalkantılı bir dönemde işte başkanlık yapmış. Ve ne yaşadın acaba? Yani bu hayat sana neler yaptı diye ona bir sormak isterdim. Üçüncüsü de Michael Jackson'la oturmak isterdim. Masaya bak ya. Evet evet, masa Sokrates, bayağı Michael Jackson, evet. Bill Clinton. Çünkü yani üçü de kendi böyle dönemsel olarak büyük işler yaşamışlar. Böyle inanılmaz şeyler yaşamış. İşte biri öldürülmüş, biri işte ciddi tartışmaların içinde bulunmuş magazinsel bir durumda. Diğeri zaten bambaşka bir ünlülük ve şöhret yaşamış. Böyle üçüyle bir oturup arkadaşlar siz ne yaşadınız ya? Bir anlatın bakalım falan demek isterdim yani. Güzel. Kendinde en çok nereni beğenirsin? Gözlerim. Güzel. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyler misin? Tatlı yemek. Aa, güzel, sever misin? Evet, baklava yemeyi çok severim. Geleneksel tatlılara hayranım. Özellikle fıstıklı olanlara. Bir ünlüyle yaşadığın en unutulmaz anın. Bir ünlüyle yaşadığım en unutulmaz anım. İsmini verecek miyim ünlüyü? O sana kalmış. Tamam. O hatta iki ünlüyle böyle kendimizi böyle hiç olmadık bir yer, yani kendi kontrolümüzün dışında işte bir yerde bulduk ve orada bir süre bulunmak zorunda kaldık ve gecenin sonu böyle halaylar ve türkülere döndü ve yani üçümüz de hiç yani türkü vardı mı? Türkü vardı. Yani ona yakın bir yerde. Diğer o iki ünlü de erkek miydi? Evet, yani arkadaşça böyle bir sohbet edelim derken böyle garip bir türkü barın ortasında bulduk kendimizi ve bizim için zor bir akşamdı. İlk aşık olduğun kadın ünlü? Galiba Britney Spears. Hadi canım. Evet. Güzel. İlkokulda. İlkokulda mı başladı? Güzel. Peki sosyal medyada fake adresin var mı? Hayır, yok. Çok net, yok. Stalklar mısın? Kendi hesabımdan stalklıyorum, evet. Niye ki zaten? En zor çok, değil ki bence. En, tabii en çok mesela hani itiraf etsen kimi stalkluyorsun? Böyle belirli aralıklarla dayanamayıp sayfasına girip baktığın, takip etmediğin. Yok, heyecanlı bir şey yap. Öyle bir birini öyle sabit takip ediyorsam takip ediyorum ya ben. Bir, anlamıyorum mesela niye takip etmeyip sonra stalklama olayını ben çok anlamıyorum. Bir kere bir de başka bir hesap. Sen orada da beyefendisin. Direkt takibi alalım, evet, diyorsun. Yani niye almayayım ki? Ayıp mı ki acaba? Yani. Peki bir adaya düşüp dünya üzerinde iki kişi kalıyorsunuz diyelim. Hadi onu soralım. Yanında bir kişi daha olacak. Kimle kalmak isterdin? Ben Hafsa'yla kalmayı çok isterim. Çünkü biz ikimiz çok iyi zaman geçiriyoruz. Sıkılmayız yani. O adayı kendi evimiz yaparız. Güzel. Sen bayağı romantiksin. Evet, diyelim evet diyorsun ama var var öyle bir şey yani. Var canım yani, tabii. Güzel. Ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rezeceğim valla vakit ayırdığın için. Çok keyifliydi. Başarılarında devamını diliyorum. Teşekkür ederim Hakan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.